Dokümantasyon incelemeye devam edelim. Breakpoints'ler yani kırılma noktaları. Aslında buradaki kırılma noktalarından kasıt şu. Bizim kullandığımız ekran boyutlarına göre aslında görüntülerin nasıl responsif hale geleceği ile ilgili burada bilgiler var. Extra small için hiçbir şey düşünmemiz gerekmiyormuş klas olarak. Ama small, medium, large, x -large ve xx için burada dimensionlar var. İsterseniz şunu diyebiliyorsunuz. Yani benim XX tanımım aslında 1400 piksel ile 1600 piksel olacaktır gibi buradaki breakpoint'leri tanımlayabiliyorsunuz ısının içerisinden ve ona göre bütün yapı hesaplanabiliyor ve bakılabiliyor. Ama e, bu sebep zaten bu konuda yeterince deneyimli olduğu için bence buradaki breakpoint'lere çok da dokunmaya gerek yok. Containers kısmında ise yine şunu diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben buradaki container'da işte small'da %100 gözüksün ve diğerlerinde gördüğünüz gibi kendi belirlediği pikseller gözüksün yerine şunu diyebilirim. Container medium da old. Yani medium ekranlarda mesela 720 piksel ama işte iPad gibi cihazlarda yine yüzde yüzünü kapla. Cep telefonlarında yine yüzde yüzünü kapla gibi. Buradan isterseniz containerların nasıl bir alan kaplaması gerektiği ile ilgili belirtebiliyorsunuz. Belki de Container'ın tamamen ekranın kaplamasını istiyorsunuz. O zaman container fluid kullanabiliyorsunuz. Zaten bu bizim biliyor olmamız gereken bir şey. Akışkan container demek bütün ekranı kaplayan container demek. Bu şekilde de yapı oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz de işte buradaki breakpointlere göre yine aynı şekilde bakabilirsiniz. Yine şunu da yapabilirsiniz. Ben konteynerların işte small ekranlarda 540 piksel değil de 560 piksel olmasını istiyorum deyip sassın içerisinden de değişiklikler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Grid. Grid'i çok kullandık ve buradaki row yapısını yani bölümlendirme kısmını çok kullandık. Her bir bölümün içerisinde kolonların nasıl olması gerektiği ile ilgili konuştuk. Ve buradaki yine dokümantasyonu kesinlikle bakmanızı öneririm. Çünkü burada birçok örnek var ve bu örneklerle birlikte de nested yani iç içe geçmiş yapılarını nasıl kullanacağını görebilirsiniz arkadaşlar. Kolon yapısında ise kolonların yerleşimlerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili yine aynı şekilde bilgileri buradan inceleyebiliyorsunuz. Veyahut da kolonların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Yani bu ilk başta gözüksün ama isterseniz mesela bunların orderlarını değiştirerek bulunması gereken yerlerin yerini değiştirebiliyorsunuz. Gutters aslında burada boşluk verme olarak değerlendirebiliriz. Yani dışındaki boşluğu padding gibi düşünmeyin. Dışındaki boşluğu nefes boşluğuna arttırmak istediğiniz yerlerde kullanabiliyorsunuz. Utilities kısmında ise burada Display Utilities mesela bizim için çok önemli olacak. Özellikle gizlemek istediğimiz veya da göstermek istediğimiz yapıları buradan gösterip gizleyebiliyoruz. İşte burası çok önemli. Utilities'in içerisinde, Display'in içerisindeymiş aslında bu. Ama bizim yine kullanacağımız, egzersiz yapacağımız alanlardan birisi olacak. Yine bu konuyu bir tane videoya ayıracağım çünkü bazen gösterip gizlemek istediğimiz şeylere görüyor olmamız gerekiyor. Flexbox Options'larda ise İstersek Flexbox Utilities sayesinde daha esnek yapılar oluşturabiliyoruz ve bazen mesela çok daha esnek grid sistemler kullanmamız gerektiğinde kullanabiliyoruz. Margin ve Padding ile birlikte arkadaşlar istediğimiz gibi Margin ve Padding ayarları yapabiliyoruz ki bu konuyla ilgili de detaylı konuşuyor olacağız. Süper. Toggle Visibility sayesinde istersek bir şeylerin açılır kapanır görüntüsünün nasıl olması gerektiğini belirtebiliyoruz. Z-Index bu konu aslında şöyle bir şey arkadaşlar. Bazen birbirinin üstüne geçen bilgilerimiz oluyor mesela. Burada menüyü açtığımızda aslında üste çıkıyor. Bu üste çıkmasını sağlayan z index bilgisi ve z index bilgisini de istersek değiştirebiliyoruz. CSS Grid ise CSS ile birlikte gelen bir teknoloji. İstersek Grid yapısını da kullanıp yine çözümler üretebiliyoruz. Zaten Row ve Colon yapısı bizim için genellikle yeterli oluyor. Devam edelim. Content kısmında yine bizim bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi. CSS değişkenleri eklenmiş. Bu çok güzel bir şey. İstersek CSS değişkenlerini kullanabiliyoruz. Veyahut da buradaki reboot ile birlikte neler olduğunu, işte horizontal rule'ların nasıl olduğunu, aynı zamanda opacity verebildiğimizi buradan görebiliyoruz. Baktığınız zaman aslında örnekler bir şeyleri anlatıyor size arkadaşlar. Bu yüzden de örnekleri muhakkak görün ve bu örneklerin her birisinin aslında bir UI elementi olduğunu unutmayın mesela inline kod yapısı oluşturabilir misiniz? Yani bir kod örneği yazmak istiyorsunuz. Bu kod örneğinin nasıl gözükmesi gerektiğini buradan size gösteriyorum. Mesela pre ile ve kodla birlikte isterseniz kod yapısını ekranda göstertebiliyorsunuz. Buradaki bir örnek kod yapısı yani ekranda gözüken bir kod yapısı. Veyahut da matematiksel değişkenler tanımlaması yapabiliyorsunuz. Kullanıcı klavye bilgilerini nasıl ekranda gösterirsiniz? Bununla ilgili bir örnek var. Simple Output'ta ise burada gördüğünüz Tag'la birlikte arkadaşlar aslında mono bir fontla birlikte gösterim yapıyor. Yani düz bir yazı yazıyor. Mono fonttan kastım her bir karakter aynı boşluğu elde ediyor. Tables'lar var. Bu tables'lar bizim için zaten önemli olacak. Formlar resetlenmiş durumda olursa nasıl olacak? Adres bilgisi yazarsanız mesela nasıl yazacağınızla ilgili burada bir örnek var. Mesela bu adres bilgisini yazdığınız zaman direkt olarak Google'da yine aynı şekilde tanıyabiliyor. Block kod yani buradaki blok bilgisini şey diye düşünebilirsiniz. Mesela bir alıntı bilgisi var ve bu alıntı bilgisini nasıl göstereceksiniz? İşte yazı nasıl yazılır, altındaki isim bilgisi nasıl nasıl yazılır gibi yapıları burada görebilirsiniz. Inline elementleri buradan görebilirsiniz. Yine summary kısmında buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Eşlemenle birlikte kullanılan bir özellik. Ve hatta bir input'u mesela hidden yaptığınızda gösterebiliyorsunuz. Peki bu ne demek? Input aslında gizli ve içerisinde bir değer var. Mesela diyelim ki kullanıcının ID bilgisi ki olması güzel olur tabii ki. Ama yine de bu bilgileri siz hem gizleyip hem de sayfada gösterip daha sonra bunları form gönderirken sunucu tarafında kullanabiliyorsunuz. Daha sonra geleceğiz. Zaten bu form olaylarının çok derin bir şekilde Django'nun içerisine giriyor olacağız arkadaşlar. Tipografi var. Bu tipografi kısmında ise yine başlıkların tipografisini işte aynı zamanda display headinglerle birlikte daha büyük ekranlarda, daha küçük ekranlarda nasıl göstermek istediğinizle ilgili bilgileri inline elementlerin içerisinde işte altı çizgili, üstü çizgili gibi gibi yapıları gösterebilirsiniz. Lead'in içerisinde daha büyük dikkat çekmesini istediğiniz yazılar yazabilirsiniz. Ve buradaki özellikler sayesinde üzerine gelindiğinde bir helper'ın yine çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Block kod kısmından zaten örnek vermiştik. Naming source kısmında ise Belki de bir alıntıyı bu şekilde göstermek istiyor olabilirsiniz. Bunların sağa ortalı veyahut da sola dizilimleri nasıl olacağını görüyorsunuz. Unstyled yani stilsiz yapıları nasıl oluşturabileceğiniz, listeleri nasıl oluşturabileceğiniz görüyorsunuz. Bu da aslında bir liste aşağı doğru inmiyor, sağa doğru devam ediyor. Yani inline. Bunu nasıl oluşturabileceğinize ilgili örnekler var. Süper. Bu örnekler sayesinde arkadaşlar çok fazla aslında yapabileceğimiz UI elementlerini görmüş oluyoruz. Responsive imajda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Maximum bitin %100 olduğunu söylüyor. Yani mesela diyelim ki sizin kullandığınız görsel 600 piksel ama ekranın boyutu 900 pikselse o zaman 900 piksel değil de 600 pikseli gösterecek. Yani tamamını yine göstermeyecek. O yüzden imaj float dediğiniz zaman belki sizinize elde edemeyebilirsiniz. Ve 100 dediğimizde biz bu bilgiyi daha kolay elde ediyor olacağız. Ki bu bilgiyi de göstereceğim daha sonra. Thumbnail yani dışında gördüğünüz gibi burada yumuşak bir gölge oluşuyor ve Burada bir kare bir yapı var. Bu yapının çizgilerinin oluşmasını tam yanında sağlayabiliyorsunuz. Görsellerin sağa sola nasıl dizilebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda mesela bir görseli ortalamak istiyorsunuz. O zaman nasıl ortalayacağınızla ilgili yine burada bilgiler mevcut. Table bu konudan çok konuşuyor olacağız zaten. İleride table kullanıyor olacağız. Renkleri işte hover olunca nasıl gözükeceği aynı zamanda primary, secondary veyahut da borderların mavi olması, yeşil olması gibi gibi Burada birçok 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 özellik var. Table'ları muhakkak muhakkak buradan inceleyin. Figures kısmında ise bir aslında figür yapısı görsel olarak nasıl olmalı bununla ilgili bilgiler var. Süper. Formlara çok fazla değinmeyeceğim. Dediğim gibi formları ileride çok kullanacağız ama formları muhakkak inceleyin şu anda. Biz bu formlara gönderilen verileri alamayacağımız için şu anda bu konuyu işlemenin içerisinde incelemeyeceğiz ama form kontrolü veyahut da formların nasıl olması gerektiği işte select element elementini yani mesela buradan seçimleri yaptığınızda veyahut da check, radio gibi bilgilerin range bilgisi mesela diyelim ki buradan aşağı sağa sola doğru e, buradaki range'lere yerleştirebilirsiniz. input grup mesela bir kullanıcı adı veyahut da herhangi bir bilgi nasıl almanız gerektiği ile ilgili burada e, kullanıcı elementleri var daha doğrusu user interface'ler var. Buradan yine bakabilirsiniz. label'ların nasıl gözükmesi gerektiğini belirleyebiliyorsunuz. Mesela bu özellikle Material UI'da çok kullanılan bir şey. Layout kısmında isterseniz mesela iki, iki, tane yan yana yapının nasıl gözükmesi gerektiğini gösterebiliyorsunuz. Veyahut da üç tane veyahut da beş tane. Burada birçok örnek var. Süper. Validation kısmında ise işte eğer bir şey doğruysa onaylandıysa sambi temasınızda mesela bunlar güzel ama burada sıkıntı var. Buraları yazmadığın gibi aslında hata mesajları nasıl yazacağınızla ilgili örnekler mevcut. Ki dediğim gibi bu yapıları biz daha çok Django'nun içerisinde kullanıyor olacağız. Süper. Dokümantasyona bakmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.